nasıl oluştu? Dünya dışındaki gezegenler acaba nasıl? İşte tüm bu soruların cevabı Ankara Mamak'ta kurulan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde. Şu anda yanımızda Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Bilimsel Koordinatörü Furkan Tomak var. Furkan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Furkan Bey, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne gelen arkadaşlarımızı ne gibi etkinlikler bekliyor? Sizden dinleyelim. Tabii. En başta burada Türkiye'nin en iyi teknolojisine sahip bir planetaryum sistemi var. Planetaryum sistemleri astronominin, gökbilimin veya temel bilimlerin aslında en iyi anlatıldığı yöntemlerden biridir. Planetaryum sistemlerinde çok güzel bir şekilde anlatabiliriz bu temel bilimleri, özellikle gökbilimi. Eğik oturma düzeninde, kubbe şeklinde perdede izlediğiniz bir film aslında bu. Bunun haricinde burada uzay sergileri bölümümüz var. Toplamda 5 astronom burada çalışıyor. Farklı konularda güneş sisteminden galaksilere, yıldızlardan kara deliklere birçok aslında konuda merak ettiğiniz sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz burada. 5 astronom dedim çünkü buraya gelen arkadaşlarımız sorularını cevaplamamız oldukça uzun bir zamanımızı alıyor. Buraya gelen arkadaşlarımızın en başta belki 10 tane sorusu oluyor. Bunları biz cevapladıktan sonra buradan çıkarken ise 100'ün üzerinde aslında belki soruyla veya ipuçlarıyla onları buradan ayırmaya çalışıyoruz. Bunlardan bahsedebilirim. Atölye çalışmalarımız var. Yani bilimin uygulamalı olarak gerçekleşmesini istediğimiz için hem eğlenceli şekilde hem de uygulayarak öğrenmesini çocukların veya yetişkinlerin biz hedefliyoruz. Farklı atölye çalışmalarımız var. Bunlar gökbilim atölyeleri de olabilir, biyoloji, fizik atölyeleri, elektronik, işte mühendislik atölyelerimiz var. Farklı birçok atölye çalışması yapıyoruz. Bunlardan bahsedebilirim. Bunun haricinde ülkeleri geziyoruz. Örneğin Mısır'a gidiyoruz. Mısır'ın astronomi tarihini inceliyoruz. Farklı video şovlarıyla, işte hologram gösterileriyle bunları yapıyoruz. O zaman daha ilgi çekici, daha dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Mekatronik kulübümüz var. Bundan bahsedebilirim. Bilimin aslında özellikle astronominin içerisinde birçok temel bilimler, mühendislik gibi birçok dal bulunuyor. Yani bir astronom matematiği de çok iyi bilmeli. Bir işte fizik de çok iyi bilmeli. Eğer astrobiyoloji olarak düşünürsek, yani dünya dışı yaşam arayışları, örneğin çocukların çok merak ettiği şeyler bunlar. Biyoloji de bilmeli. Bunları yapabilmek için mekatronik kulübünde uygulamalı olarak işte robot kodluyoruz, ne bileyim mekanik çalışmalar yapıyoruz, kendi robotlarımızı farklı yazılımlar geliştirerek kendimiz kodlayabiliyoruz. Buna benzer birçok çalışmamız var. Bunların haricinde yine eğlence bölümümüz var. Burada sanal gerçeklikle, işte simülatörlerle, 10 boyutlu simülatörler bunlar. Yani hislerle birlikte örneğin işte bir rüzgara kapılıyorsunuz, işte sarsıntılarla maruz kalıyorsunuz. Bunlarla birlikte bir uzay macerası yaşıyorsunuz aslında burada. Farklı saat dilimlerinde bunlara katılma şansımız var. Yine sanal gerçeklikle günümüzde çok önemli sanal gerçeklik uygulamaları. Bunlarla birlikte en azından yer çekimsiz ortam nasıl olur? Bu algıyı anlatmaya çalışıyoruz buraya gelen katılımcılara. Bunu yapmak için, yani yer çekimsiz bir ortamı oluşturmak çok kolay şeyler değil. Ama burada sanal gerçeklikte biz bunu yapıyoruz ve herkesin mutlu ayrıldığını söyleyebilirim. Yine bu alanda mesela sanal gerçeklik alanlarını beklerken hemen yanında bir ay aracıyla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten Apollo projelerinde kullanılmış bir ay aracının farklı aslında gerçek boyutlarında farklı çalışmalarını anlatan bir replikasını göreceksiniz. Hemen onun yanında bir göktaşı modelini göreceksiniz. Eğer göktaşları dünyamıza çarparsa neler gelir başımıza, kuyruklu yıldızlar nelerdir, asteroidler nelerdir, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin uzayda ses yoktur. Eğer ses olsaydı ne gibi olurdu, neye benzerdi? Bunları anlatmaya çalıştığımız bölümler var. Yine burada ilginç bölümlerimiz var. Mesela astronotlar uzayda nasıl yaşarlar? Aslında astronotlar sadece uyumak için, beslenmek için, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için bile 5 yıllık bir eğitim almaları gerekiyor. Burada astronotların kullandığı uzay tuvaletini de görüyorsunuz. İşte uyumaları için hazırlanan tulumları da görüyorsunuz. Buna benzer aslında birçok istasyonla karşılaştığını buraya gelen katılımcıların söyleyebilirim. 3 yaşından itibaren 100 yaşına kadar hitap eden bir merkez burası. Herkese hitap eden farklı istasyonlarımız var. Herkesi buraya bekliyoruz. Hafta içi ve hafta sonu açık mı acaba? Hafta içi genelde okul gruplarını ağırlıyoruz. Şu anda neredeyse Şubat ayı sonuna kadar oldukça yoğun bir randevu takvimimiz var. Aralarda eğer telefonları çabuk sarılıp ararsak eğer merkezimizin telefonlarını, belki birkaç günde böyle boşluklar bulma şansımız var. Hafta içi okul gruplarını ağırlıyoruz. Hafta sonu ise bireysel ziyaretçilerimize açık. Haftanın 7 günü açık merkezimiz. Aynı zamanda kulüplerimiz var. Bunlar hafta sonu gerçekleşiyor. Hafta içi özel çalışmalarımız var bazen yine kulüplerimiz.
sizin. Bunlara üye olabilirsiniz. Yıl boyunca farklı çalışmaları gökbilimle, mekatronik kulübüyle alakalı, astronomi kulübüyle alakalı, kimya kulübümüz var. Bunlarla alakalı yine birçok çalışmaya katılma şansınız var kulüp üyesi olarak. Ama dilediğiniz zaman gelip her zaman burayı ziyaret etme şansını yakalayabilirsiniz. Kulüp üyesi olarak belirli bir yaş sınırınız var mı? O da 3 yaşından itibaren başlıyor aslında. 3 yaşından atıyorum 6 yaşına kadar bir grubumuz var. 6 yaşından 14 yaşına kadar bir grubumuz var. 18 yaş üstü özel çalışmalar yaptığımız gruplarımız var. Üstün zekalı ve yetenekli çocuklarla çalıştığımız gruplarımız var. Yani burası yaş grubunu düşünmeden gelebileceğiniz, kendinize her yaş grubu için bir şeyler bulabileceğiniz, sizi etkileyecek çalışmalar bulabileceğiniz bir merkez diyebilirim. Teşekkürler Furkan Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Bilimsel Koordinatörü Sayın Furkan Tomak bizlerle birlikteydi. Söz tekrar sizde.